Merhabalar. Ah merhaba. Mehmet Hoca? Hayrola, biraz durgun gördüm sizi. Bir problem mi var? Hocam şöyle gel, şöyle gel. Sormayın. Okan bayağı problem çıkarmaya başladı. Aa, Okan. Ya Okan iyi bir çocuktur, böyle şey yapmaz. Biz de ona şaşırıyoruz ya Nuri Baba. Okan düne kadar efendi, çalışkan, söz dinleyen bir çocuktu. Bugün birdenbire asi, söz dinlemeyen, eve kaçta geldiği belli olmayan bir canavara dönüştü. Acaba yanlış arkadaşlar mı edindi Mehmet Hoca? Biz de ondan korkuyoruz Melahat Hanım. Mehmet Hoca, ben de çocuk büyüttüm. Üstelik erkek çocuk büyüttüm. Erkek çocuk daha zor Melahat Hanım. Doğru. Evet, çocuk büyütmek zor. Yani gözünü üstünden ayırmayacaksın. Üstelik sevecenlikte de devam edeceksin. Çocuk kuş gibi. Bırakırsan uçar gider. Ama çok sıkarsan hırpalanır. Çok doğru bir şey söylüyor. Okan yok mu? Daha gelmedi Mehmet. Aramadınız mı? Aradık baba. Arkadaşlarla biraz takılıp öyle geleceğim dedi. Hay Allah ya. Bu çocuğun böyle huyları yoktu. Ne oluyor Şükran? Ah ben de hiç bilmiyorum. Son zamanlarda bu çocuğun huyu suyu değişti Mehmet. Artık hiç ders falan da çalışmıyor baba. Hafta sonu dershaneye de gitmemiş. Neyse. Gelsin bir konuşayım onunla. Ah çok iyi olur Mehmet. Yavrum hadi. Hadi yiyin hadi. Geldi galiba. Okan! Okan oğlum! Okan iyi misin? Oğlum! Okan iyi misin? Okan! Sarhoş bu. Ha, yüzünü yıkayalım Mehmet. Dur şu ceketini çıkartalım. Oğlum ne oldu sana? Baba bu ne? Oğlum bu haplar ne? Ya burada başım ağrıdı. Arkadaşlar ben ağrı kesiyor. Oğlum herkesin verdiği ilaçlar alınır mı? Ah be çocuğum bak ne hale gelmişsin. Yürü lavaboya gidelim kızlar, tutun bakayım. Tutun yavrum. Tutuyorum anne. Ay, Allah Allah. Demek Okan'ın cebinden hap çıktı ha Mehmet Hoca. Peki hocam sen sormadın mı oğlum bunun hapıdır diye? Sormaz mıyım Nuri Baba, sordum tabii. Ne dedi peki abi? Başı ağrıyormuş, ağrı kesici yapmış, sınıf arkadaşı vermiş. Okan efendi uşaktır da öyle hapla hupla işi olmaz onun. Öyle deme Ali Kemal. Okulların önü uyuşturucu çeteleriyle dolu oğlum. En temiz aile çocuklarını bile baştan çıkarıp bu illete alıştırıyorlar. Mehmet Hoca, aslında Okan doğru söylüyor olabilir biliyor musun? Yani belki de ağrı kesici bir haptır. Ama yine de biz uyanık olalım. Hocam bence Okan'a tabii belli etmeden devamlı takip etmeniz lazım. Nerelere gidiyor, kimlerle görüşüyor... Tek tek tespit etmeniz lazım. Doğru söylüyorsun Nuri Baba. Hadi kızlar ben okula gidiyorum. Yavrum. İyi dersler anneciğim. Hadi kendinize iyi bakın tamam mı? Öğlene yemek yapayım anne. Hay sen yemek mi yapacaksın bana? Sen yemek yap da ne yaparsan yap. Ah beni şu yemek derdinden kurtar da. Tamam. Okan! Yavrum! Kahvaltını yapmadan çıkma değil mi? Tamam anne. Hadi çocuğum. Güle güle anneciğim. Nurten hadi gel mutfağa yardım et bana. Yok ya. Yemeği sen yapacaktın. Yemeği bana yaptıracaksın. Sonra annemin gözünde puanları sen toplayacaksın. Hadi yürü be deli. Bende akıl kalmadı hiç. Ah, ah. Aa, ben parayı buraya koydum. Nerede bu para? Kızlar! Kızlar! Ne oldu anne? Yavrum ben doğalgaz parasını buraya bırakmıştım. Siz mi aldınız? Ben almadım. Ben de almadım. Babam almıştır belki. Baban nasıl alacak? Giderken parayı bana bıraktı yavrum. Ya anne o zaman tek bir ihtimal kalıyor. Olmuştur. Ay bu çocuk şimdi hırsızlığa da mı başladı? Ne olacak bu çocuğun hali kızlar? Bir bilsek. Of!
baba ne haber? Vay koçlarım benim, hoş geldiniz. Ne haber? Süper. Ufuk söyledi, yeni leblebiler varmış sende. Öyle de, bunlar önceki leblebiler gibi değil. Çok kaliteli mal. Ama fiyat da daha pahalı tabii ki. Para problem değil abi. Okan'ın parası var abi, sorun değil. Aman çocuklar, bunlar önceki leblebiyle benzemez. Bunu içerken gözünü az tutun. Sen merak etme. Allah Allah. Lan ne işi var bu batakhanede? Bu meymeni satan kim? Ne yapıyor bu adamı? Merhabalar herkese. Merhaba. Melahat abla, Mehmet Hoca yok mu? E işe çıktı çocuğu. Ayrılma Murat. Ne yapacaksın Mehmet Hoca'yı? Ya Osman abi, Mehmet Hoca Okan'dan şikayet edip duruyordu ya hani. Haklıymış galiba adamcağız. Ne demek? Nasıl yani haklıymış? Okan'ı gördüm gelirken, arkadaşlarıyla okulu kırmış geziyordu. Nerede gördün? Böyle leş gibi bir barın önünde. Aha, Yanlarında da böyle meymenetsiz bir adam, içeri girdiler. Allah Allah. Ben de tabii peşlerinden devam ettim, takip ettim onları. İçeriği görmelisiniz böyle. Duman altı, esrar tekkesi gibi leş bir yer. Allah Allah. Ya bir lise öğrencisinin böyle batakhanelerde ne işi var? Kardeşlik, bunu nasıl Mehmet Hoca'ya söyleyeceğiz peki şimdi? Yok Osman amca, söylemememiz lazım. Zaten söylemeyelim de. Olur mu öyle şey çocuğum? Tam tersi, söylememiz lazım. Biz burada bir aileyiz. Mehmet Hoca'nın çocuğu bizim çocuğumuz sayılır. Ona yardımcı olmamız lazım ve bir an önce Mehmet Hoca'nın çocuğunun bu durumdan kurtulması için yardım etmeniz lazım. Melahat Hanım haklı arkadaşlar. Eğer biz bir aileysek, aile olmanın şartlarını yerine getireceğiz mutlaka. Çok haklı söyledin kardeşim, çok güzel söyledin. Allah Allah, ne işi var Okan'ın öyle bir yerde? Nuri Baba, biz bu Okan'ı çok iyi yetiştirdik. Nasıl böyle bir hata yapıyor anlamıyorum. Valla Mehmet Hoca yanlış arkadaşlar edindi herhalde. Onlar da çocuğu doğru yoldan çıkardılar. Ayrıca unutma, herkes hata yapar. Bereket, biz hatayı önceden fark ettik. Mutlaka önlemimizi alacağız, merak etme. Ben bu akşam Okan'la bir konuşayım. İyi edersin. Merhabalar Akasya Durağı ve onun çok... Sen değil lan. Çok değerli şoför kardeşleri. İşe yaramaz. Ne oldu Seyit'in işi be? Seyit'in işi oldu Osman Aga be. Benim tek hayalim, tek umudum, tek bir rüyam vardı. Seyit kardeşimi meşhur etmek, türkücü yapmak, zengin etmek. Nihayet başardım, becerdim yani. Aman yani bu kaşetici oldu ha. Hadi hayırlısı ya. Eyvallah baba, oldu. Seyit abim nereye dur? Seyit eve gitti. Yarın sabah klip çekimi var. Menajer olarak git dinlen, yarın sabah dinç gelirsin dedim. Doğru yapmışsın, hadi bakalım. İyi akşamlar. Okan, seninle konuşmam lazım. Gel şöyle. Ya ben biraz yorgunum. Odamda dinlensem sonra konuşsak. Okan, şimdi konuşmam lazım. Gel şöyle otur. Şimdi söyle bana bakalım. Çekmecedeki doğalgaz parasını sen mi aldın? Yok. Okan, para bir şey için mi lazımdı ya? Okan, bize yalan söyleme. Hayda. Ya anlamıyor musunuz? Ben almadım diyorum. O zaman kim aldı çocuğum? Ya nereden bileyim kim aldı? Bu evde tek ben mi yaşıyorum? Belki de siz aldınız. Ben hırsız mıyım? Umarım değilsindir Okan. Belki de sen aldın. Belki de Hülya aldı. Ben odama gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun, otur. Neredeydin bugün? Okuldaydım. Emin misin? Eminim tabii. Buna bak, yalan söyleme. Seni Murat abin görmüş. Nerede görmüş? Bir barda. Yanında da serseri tipte arkadaşların varmış. Esra tekkesi gibi bir yermiş. Ne işin vardı senin orada? Sen uyuşturucu mu kullanıyorsun? Ya ne alakası var ya? Bana bak, doğruyu söyle. Uyuşturucu mu kullanıyorsun? Ya nereden çıkarıyorsunuz? Ufuk abisinden para alacaktım. O yüzden gittik bara. Şimdi odama gidebilir miyim?
Okan, kahvaltıya gel oğlum. Hala uyuyor mu çocuk? Okan.